Merhabalar sevgili arkadaşlar. İktisada giriş 2 dersinin ilk ünitesi olan, ilk bölümü olan makro iktisadın genel ilkeleri başlıklı ünitenin birinci kilit sorusuyla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle sorumuzu okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi harcama yöntemine göre gayri safi yurt içi hasıla hesaplamasında kullanılan harcama kalemlerinden birisi değildir? Şimdi bildiğimiz gibi milli gelir hesaplamalarında 3 yöntem var. Gelir yöntemi, harcama yöntemi ve üretim yöntemi olmak üzere 3 yöntem var. Ama burada bize ne sorulmuş? Harcama yöntemi sorulmuş. Ha o zaman neyi düşüneceğiz? Bir ekonomide acaba harcamalar nelerdir? Onlardan bahsedelim. Birincisi tüketim harcaması. C harfiyle gösteriyoruz. Tüketim. İkinci yatırım harcamaları. Tüketim harcamaları biliyoruz. Hane halkı tarafından gerçekleştiriliyor. Yatırım harcamaları ise firmalar tarafından gerçekleştirilen harcamalar. Yatırım. Yatırım harcamaları. Üçüncüsü devletin olduğu bir ekonomiyi düşünürsek kamu harcamaları. G harfiyle gösteriyoruz. Kamu harcamaları. Kamu harcamaları. Ve dışa açık bir ekonomi olduğunu düşünürsek hani büyük X ile de gösterebiliriz. NX şeklinde de gösterebiliriz. Biz NX şeklinde gösterelim. NX. Bu da ne? Net ihracat. Net ihracat. Ha, o zaman harcama yöntemiyle milli gelir hesaplaması yaparken bizim kullandığımız harcamalar bunlar. Bakıyoruz. Gayri safi yurt içi hasıla eşittir. Bir, tüketim harcaması. Artı, yatırım harcaması. Artı, bakın bunlar A ve B seçeneğinde var. Kamu harcamaları C seçeneğinde var. Artı, net ihracat. Yani arkadaşlar değildir'i karşılayan yani bu sorumuzun doğru cevabı amortismanlar olacak. Amortismanlar bildiğimiz gibi ekonomide sermayenin yıpranmasını ifade eder. İşte makine teçhizat, fabrika binası gibi üretim sürecinde kullanıldıkça ne olacaktır? Üretimden düşecek. Üretimden bir miktar bir azalma, eskime gibi durumlar olacak. Bu da verimlilikte bir azalmaya sebep olacak. İşte bu gibi sermayenin yıpranma payına amortisman diyoruz ki bu burada da gördüğümüz gibi harcama yöntemiyle milli gelir hesaplamalarında kullanılan bir harcama değildir arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği diyoruz. Başka bir kilit soruda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Merhabalar sevgili arkadaşlar. İktisada giriş 2 dersinin makro iktisadın genel ilkeleri isimli birinci ünitesinden başka bir kilit sorusunda soruda yine beraberiz. Şimdi sorumuzu beraberce okuyalım. Yukarıdaki tabloya göre 2018 yılında reel gayri safi yurt içi hasıla değeri aşağıdakilerden hangisidir diye bir sorumuz var. Reel gayri safi yurt içi hasılanın diğer bir adı da sabit fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıladır. Reel gayri safi yurt içi hasıla hesaplanırken ne yapılır? Hangi yılın reel gayri safi yurt içi hasılası hesaplanacaksa o yılın üretimi ve fiyatını baz alınan adı üzerinde baz yıl ya da sabit yıl hangisi ise o yılın da fiyatı baz alınarak hesaplanır. Şimdi yazalım. Reel gayri safi yurt içi hasıla 2018'i soruyor bize. Yazalım. Bunu nasıl buluruz? Bunu şöyle. 2018'indeki her bir malın üretimi. Burada 3 tane mal varsayılmış. Örneğin Q öncelikle ne alalım? Televizyon. Televizyon üretimi ama 2018 üretimi. Çarpı baz yılın fiyatı yani televizyonun 2015'teki fiyatı. Burada tablomuzda 2015'i sabit yıl olarak alacağız. Bizim sabit yılımız, baz yılımız 2015'in fiyatları olacak. Sonra artı ne var bizde? Otomobil var. Otomobil üretimi hangi yılın? 2018'in çünkü bize 2018'i soruyor. Çarpı 2000
otomobilin 2015'teki fiyatı. Bir burada 3 tane malımız var. Artı onu da şuraya yazalım. Artı ekmek. Ekmek üretimi bu şekilde yazalım. 2018 çarpı hangi yılın fiyatını alıyorduk? 2015. 2015'teki ekmeğin fiyatı. Bunu en sayıda mala çoğaltabiliriz arkadaşlar. En sayıda mal. Yani eninci malın üretimi 2018'deki çarpı eninci malın fiyatı. Ne zaman ki? 2015'teki fiyatı. Ha, şimdi hızlıca ne yapalım? Hesaplamamızı yapalım. 2018'de televizyon 2700 adet üretilmiş. Peki televizyon 2015'teki fiyatı nedir? 100 çarpı 100. Artı otomobil vardı. Otomobil kaç tane üretilmiş? 2018'de 770 tane. Yazıyoruz. 770 çarpı ne kadarmış 2015'teki fiyatı? 1500 lira. 1500. Artı ekmeğimiz de var. Ekmek de üretilmiş. Ekmeğin üretimi 5300. 5300 çarpı 2015'teki fiyatı neymiş? 1 liraymış. Dediğim gibi biz şu anda 3 tane malın olduğunu varsayıyoruz. Ama binlerce mal olabilir. Her biri için bunu yapmamız gerekiyor. Sonra bunları çarptığımızda 2700 ile 100'ü çarparsak 270 bin artı 770 bin 500 ile çarparsak 1 milyon 155 bin artı ekmeğimizde 1 ile çarparsak ekmek üretimini 5300. Topladığımızda bunları ulaşacağımız değer 1.430.300 TL. Yani sorularımız, seçeneklerimiz içerisinde baktığımız zaman B seçeneği bizim doğru cevabımız oluyor. 1.430.300 TL'lik 2018 yılında reel gayri safi milli hasıla gerçekleşmiş arkadaşlar. Bir başka kilit soruda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Merhabalar sevgili arkadaşlar. İktisada giriş 2 dersinin ilk ünitesinden, yani makro iktisadın genel ilkeleri konulu ilk ünitesinden bir başka kilit soruda beraberiz. Şimdi sorumuzu birlikte okuyalım. Yukarıdaki tabloya göre 2019 yılındaki gayri safi yurt içi hasıla deflatörünün değeri aşağıdakilerden hangisidir? Deflatörde bildiğiniz gibi arkadaşlar bir fiyat indeksidir. Yani fiyat değişmelerini ölçmede kullanılan, hesaplamada kullanılan yöntemlerden birisidir. Nasıl yapılır bu? Hemen yazalım. Gayri safi yurt içi hasıla deflatörü eşittir. Ne diyoruz? Nominal gayri safi yurt içi hasıla bölü reel gayri safi yurt içi hasıla. Kullandığımız formül bu arkadaşlar. O zaman tabloda ne yapmamız gerekir? Bu değerleri yerine koymamız gerekir. Yapalım. Birlikte yapalım. Nominal gayri safi yurt içi hasıla neymiş? 2019'da 2 milyon 025 yani 25.300 bölü reel değerine hemen sağ tarafında 1.694.100. Sınavlarda hesap makinesi, basit hesap makinesi kullanabiliyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Yapmamız gereken aslında çok basit, kolayca, çok vakit almadan yapacağımız bir işlem. Ve sonuçta tabii şurada çarpı yüzleri de koyalım. Tam olarak yüzde değerini verebilmek için. Baktık sonucumuz, bunu buna bölüp çarptığımız zaman 119.5'miş deflatörün değeri. Bakıyoruz D seçeneğimizde yer alıyor. D seçeneğimizde 119.5
olarak yer alıyor. O zaman doğru cevabımız D seçeneği. Bir başka kilit soruda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.